Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun. Doğum gününden çıktınız. Evet, aynen, arkadaşımın doğum günüydü. Ne dilediniz? En yakın arkadaşımın. Benim değil, en yakın arkadaşımın doğum günü. Onun için hayatı boyunca her şeyin kalbi gibi, kalbinden geçtiği gibi güzel olmasını diledim. Onunla beraber onun mutluluğunu paylaştım bugün. Sevgili Çiğdem Batur'un. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl İyi geçiyor? İyi vallahi. Şarkıcılığın müziğe alıştınız. Evet, evet, aynen. Öyle yazıldı, çizildi. Nasıl gidiyor? Var şimdi mı yeni bir şey? Şimdi ben sizinle çok yanaşmamaya çalışıyorum çünkü... Sosyal mesafemiz zaten yeterlidir. Evet, yeterli midir? Tamam o evet. Zaman. Ben şöyle kalayım. Açık havada bir şey olmuyor dediler evet. Çok fazla. Yaklaşık 3 aydır falan bir şarkı hazırlıyorum. Eylül ayına romantik bir şarkı olduğu için Eylül ayını seçtik. Peki klip olacak mı? Tabii olacak. Nasıl bir proje olacak klipte ilgili? Bilmiyorum, sen benimle ilgileniyor musun? Bir yandan bana soru soruyor ama çok o kadar iyi. Yani tabii ki klibi de olacak. Şimdi son hazırlıklar yapılıyor. Eylül ayının ortası gibi çıkarmayı planlıyoruz. İşte Ağustos'un sonu biter. Klip dediğiniz zaten 1-2 günde çekilir biter. Onunla alakalı işte promosyonlar da o dönem başlar. Eylül'e yine dizi ve sinema çalışmaları için şimdiden okuduğum senaryolar var. Onlardan bir tanesini okuyacağım umarım. Şimdi her şey güzel gidiyor ama. Peki müzik ve oyunculuk mevcut size? Harbiye konserinde kendinizi yani o açık alanda görebiliyor musunuz? Orada bir konser vermek ister misiniz? Harbiye kimin hayali değildir ki? Herkesin hayalidir. Bir hedef var mı yani bir sene sonra mesela? Yani... Arkadaşın sürekli seni dürtüyor. Yani başlarken şöyle söyleyeyim, annemin aslında en çok beraber konsere gitmeyi sevdiğimiz yer Harbiye Açık Hava. O zaman annemin hep öyle bir isteği vardı. Açıkçası benim hani müziği çok sevmem bir yana dursun, annemin bu zamana kadar hayalinden geçenleri çok gerçekleştirmeye çalıştım. Harbiye benim de çok sevdiğim ve istediğim bir yer. Umarım müzik kariyeri olarak beni oraya taşıyabilecek şeyler yapabilirim. Kendimi o anlamda ispat edebilirim ve Harbiye konserleri de verirdim. Peki son olarak da Instagram'da bir fotoğraf paylaştınız. Değerli oyuncumuz. Selçuk Bey'de evet, bir fotoğraf paylaşmışsınız. Selçuk abi çok güzel açıkladı onu. Yani sonra neden sildiniz? Yani çünkü çok rahatsız oldum. Çünkü her böyle yazılana cevap mı vereceğiz ya? Hepimizin bin bir türlü derdi var. Bakma, 2 gündür böbrek kumu döküyorum. Yani bunlarla mı uğraşacağız, anlatabiliyor muyum? Tanıdığımız, tanımadığımız herkese. Yani fotoğraflar çok samimi olunca yani bir aşk... Çok samimi değil yani. Şu an seninle olduğumdan daha samimi değil yani, öyle söyleyeyim. Ama insanların hastalıklı düşüncelerine bırakıyorum onu. Herkesi kendi haline bırakıyorum. Artık hiç cevap verecek mecalim bile kalmadı, öyle söyleyeyim. Peki hayatınızda birileri var mı? Hayatımda biri yok. Olursa da söyleyeceğim. Olmasını da çok istiyorum. Olması için elimden geleni yapıyorum, öyle söyleyeyim. Peki neden olmuyor o zaman, öyle soralım. İnsanlar öyle bir anda herkes herkesi sevemez yani. Çok mu seçicisiniz? Seçicilikten ziyade ya artık 3 Ekim'de 30 yaşıma geleceğim. Her şeyin daha böyle çöpsüz üzüm istiyorum artık. Herkes bana doğru düzgün bir şekilde gelsin istiyorum. Kimsenin hiçbir şeyiyle uğraşmak istemiyorum. Keza o da benimle uğraşmak istemez. Daha çok kendi ruhuma, kendi hayat tarzıma uygun bir insanın beni bulması için dua ediyorum yani. Ne diyebilirim ki, bunun için ekstra özel bir çaba da sarf edemeyeceğim. Çünkü peki, rahatım yani, hayatım rahat şu anda. İşte onu söyleyecek birçok hani sizin jenerasyon evliliğe sıcak bakmıyor. Yani rahatlığın mı, boşanmadan çok, çok olduğu için olabilir, bilemeyeceğim. Siz yani nasıl yani, hayatınıza giren bir kişi direkt olursa bir ay içinde hızlı şekilde bir evlilik olabilir mi? Bu tarz şeyler böyle planlı programlı olmaz ki, bilemeyeceğim yani. Olmaz desem oluverir, olur desem olmayı verir. Her halükarda insanı kendine yalancı çıkaracak söylemler bunlar. Dolayısıyla hayatımla ilgili uzun vadeli planlarda bu tarz kendime kotalar koymuyorum. Olursa olur, olmazsa olmaz yani, şu anda mutluyum. İyiyim, kendi halimdeyim. Peki bir de Selçuk Bey'le sonra oraya döneceğim de, dönmen dilerimin bundan sonra paylaşımlarınıza dikkat edecek misiniz? Ben hayatımdaki hiçbir şeyi kimse için düzenlemem. Herkes kendi aklını değiştirsin. Herkes kendi namus kavramını değiştirsin bu hayatta. Aklıma hep Yıldız Tilbe'nin sözü geliyor. Herkes çok namusluysa kimsenin donuna bakmasın diye. Kusuruma bakmayın böyle söylediğim için, ama biri bir şeyi yanlış görüyorsa kusuru kendinde arasın. O yüzden sizleri seviyorum, öpüyorum. Teşekkür ederim, çok teşekkürler. Bir detay alabilir miyiz rica etsin? Teşekkür ederim, sağ olun, iyi akşamlar. Geceler.